bulsunlar bakayım. Evet test ediyoruz aynı anda üst sevgili idare edebilecek misin gör. Selin. Evet, evet. Selin ne yiyorsun ayı ne yiyorsun şu an? Sağlıklısın. Tombalı. Ya bırak. Makarna. <laughs> bırak bu işleri ya. Yemek söyledin artistik yapma tombalı makarna satan var burada. Var. <laughs> Hemen yemek sepeti şeye giriyorum. Facebook'tan en son ne sipariş vermişsin? Göremez. Babayı göremem. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Artık yapıyor bu da Instagram'da diyet, sağlıklı yaşam falan. Evet. Buraya tıkladık. Tantuni. Vay hayvan vay. Ya kardeşim, Tantuni'nin zararı yok ki. Pizza. Dün ya da bugün. Onu ben yemedim. Neyse. Dönerci? Dönerci işte. O iptal ettiğim dönerci. He ama şu an tantuni yerek sıçtın. Neyse. Yarası Abi kardeşim. Ben kalıplanıyorum. Ben kilo vermiyorum ki. Parayı Sana varmış. bakıyoruz. Bana ne bakıyorsun lan? Al bak tertemiz bir... Günaydın. Sana da günaydın. Paraya bak. McDonald's. O arkadaşım söyledi. Emin Pide. Arkadaşım. Kahvaltı. Onu ben söyledim. Sandviç. Kahvaltı. Onu ben söyledim. Pizza. Onu, ben söyledim. Onu arkadaşım söyledi. Sandvi ha, ne bu? Burası iyi mi? Ben de buradan söyleyeyim kahvaltı. Of orada var ya serpme kahvaltı söylüyorsun. Ekstra ekmek yollayın deme. 6 kilo yolluyor. Yani ben hamsterları, kedileri... 3 gündür o ekmeklerle besliyorum yani ekstra ekmek yollayın dedim. Adam çöp poş, poşetinde ekmek yok. <laughs> ya 10 puan veriyorum ya hep. 10 puan verdiğim için adam diyor ki ekmek istemiş ekstra verin Tukan'a diyor. Live Gamer online oldu mu? Ha iyi. 70K, 75k puan yapmışsın. Benim bir hesabım daha vardı. Onda da bir 20-30 var. Neyse hadi bakalım. Evet, Selin, Hazal ve Ezgi adında 3 sevgilim varmış. Bakalım bu durum ne kadar idare edebilecekmişim? Selin, Hazal ve Ezgi. Şimdi Holmes sen diyorum ya birlikte karar ver. Tamam abi. Üç sevgili, üç sevgiliyi niye okuyamıyorsam? 3 sevgiliyi idare etmek hiç kolay değil. İstersen hiç başlamayalım. Yaa. Boş ver boyatı, düzenli bir yaşam kur kendine. Benim yaşam tarzım böyle. Şimdi biz kuracağımız, şimdi yaşam tarzımız böyle diyoruz ki diğer soruya geçelim. Hazal'la bu akşam sinemaya gideceksiniz. Selin de arkadaşlarıyla aynı filme gideceğini öğrendin. Ne yaparsın? Cevaplar. Hazal'a hasta olduğumu ve evden çıkamayacağını, çıkamayacağımı söylerim. Sinemaya giderim. Hazal'a başka bir filme gitmeyi teklif ederim. Yani Hazal'la bu akşam sinemaya gidiyoruz. Selin'in de arkadaşları aynı filme gidecekmiş. Başka salon mu yok? Ya, yani? Tam olarak başka. onu söyleyecektim ama biz ne cevap veririz? Sinemaya git var. Hazal'a başka bir filme gitmeyi teklif et. Hazal'a hasta olduğunu ve evden çıkamayacağını söyle. Başka Yarası bir... kardeşim. Şey dombalı midem şeye... <laughs> Yayını geldi mi? Şimdi arkadaşlar bir kere hastayım. Ee, evden çıkmayacağınızı söylemek e, gene aynı filme ve aynı sinemaya gittiğiniz gerçeğini değiştirmez. O yüzden bu tuzak bir soru bence. Ee, sinemayı... Bence hastayım. Ye hmm. yemezler abi. Hastayım yiyene Oğlum, her şeyi yediriyorsun. Hastayım. Selin'e hastayım. Ha hazala diyorsun. Ha garanti takılıyor. Evet, evet. tamam anladım. Pardon. Ben çok çok farklı bir şey düşündüm. Okey. Ben olsam Selin eğer sinemaya gidiyorsa aynı filme gidiyorsa başka salon falan da zorlamam riskli bir durum ikisi de dışarıda dışarıda bir yerden denk gelinir onlar vazgeçer biletleri bileti yoktur başka salona gider bizim gittiğimize gider falan filan derken o gerginliği yaşayacağım ama ya zaten o seçenekler yok ya seçeneklere evet, göre Hazal'a hasta olduğumu söylerim Hazal'ı ekerim riske de girmem Selin de bassın gitsin arkadaşları sinemaya Doğru mudur? Ben sen de... sinemaya giderim. Sen sinemaya gider misin? Giderim amına koyarım ortalığı. Ha i̇şte patlarsın. Evet. Hazal sana trip attı ama sonra durumu kabullendi. Ne yapacaksın? Ezgi'yi arar ve akşam ne yapacağını sor. <laughs> Üçüncüye döndü bak. Evde kal. Selin'i ara ve akşam ne yapıyorsun de. Bir dakika ne oldu şimdi sen? Şimdi ne oldu biliyor musun? Biz... Hayır biz has... sinemaya gitmedik. Hazal, Hazal da bize trip attı. Tamam mı? Ama sonra da kabullendi durumu. Neyine trip atıyorsa yani geçmiş olsun diyeceğine trip atmış. Şimdi ne yapacaksın diyor. Seçeneklerde de şunlar var. Evde kalma, Ezgi'yi arayıp akşam ne yapacağını sorma, yani üçüncü sevgilimiz. Selin'i arayıp akşam ne yapacağını sorma, ikinci sevgilimiz. Hazal'la zaten şu an diskalifi Hazal'la ilgili bir şeyimiz yok ya da evde kalacağım. Şimdi Hangisi daha güzel ki? Şimdi şöyle ben birini hastayım dediysem Hazal benim hasta olduğumu biliyor ya. Bu kız sürekli dallar kardeşim. İyi oldum mu? Limon yapayım mı? Çorba yapayım mı? Geleyim mi? Yani kalkıp da hastayım yalanı söyleyip evden çıkmayarak kalkıp da iyice puşluk yapıp Ezgi veya Selin'i çağırmak riskli. Göte geliriz. O yüzden bugünü pas geçip evde kalmak ve kimseyle buluşmamak daha doğru diyorum. Ben de katılıyorum abi. Eyvallah. Evde Sosyal kaldım. medya zamanımızda çok tehlikeli bir konumda İlla görür bir, 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 şey olur. Aynen şimdi böyle çok kafaya vursaymış bir Ezgi'yi çağırırdık ama riskli abi Hazal'dan çok <laughs> korkuyoruz. Evde kaldın ve sıkıntıdan patlıyorsun. Bir saat sonra kapı çaldı. Bu ne sürpriz Ezgi gelmiş. <laughs> Sıçtık. Ya Hazal da elinde çorbayla gelirse ne olacak? Bu üç kız birbirini tanımıyor değil mi? Tanımıyor lan. Ezgi'yi içeri al. Hastayım sana bulaştırmayayım de ve kızı gönder. Ben bugünden çok kullanıyorum kardeşim. Ben uçkuruma inik düşmeyeceğim. Hastayım deyip yollayacağım abi kızı. Ne diyorsun Holmes? Abi sen de hatunları kaçırmıyorsun ama takılmıyoruz da yani. Aa, aa iyi böyle, de bu, bu bir gecelik bir şey. Amına Oğlum hikaye zaten aynı filme gitmeyle başladı. Ben derdim ki bir saat sonra doktora gideceğim. Gel bir saat takılalım. <laughs> Sana bir virüsü vereyim. <laughs> İçeri aldıyan çok kişi var. Zaten iki seçenek var. Ben Tuğkan olarak böyle bir durumda bugünün lanetli olduğunu düşünürüm. Siksen almam. O gün ben böyle şeyim yani. Folyoya sar beni. Koy arka odaya. Çok ciddiyim. Almayalım o zaman. Ha, almayalım abi. Aslayım sana bulaştırmayayım. Kızı gönder. Çünkü o Hazal gelecek aga. O Hazal gelecek. O oh, siktir. Ezgi göndermekte doğru yaptım. Bir süre sonra Hazal geldi. Ha yarram. Ve hasta olduğun için seni ilgilenmek istiyor. Bak. Aklı yoruldu. Ben Trisam kaçırdım falan. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Bu bir gerçektir. Bir kızı hastayım deyip evdeyim dediğiniz noktada yok olamazsınız. En fazla uyudum kalmışım dersiniz. Ama evde böyle parmak ucunda yürümeniz gerekir. Bir nebze yani öyle düşünüyorum. O günü salacaksın. Neyse. Hazal sürpriz yaptı geldi. İlk günü atlattın devam et. Ah çok şükür. <laughs> Holmes patlamıştı kardeşim. Ama Hazal'ın <laughs> amına koyayım yazmış bak. Belki abi üçlü dönerdi bilemez. Eminim sende de hep ya. Hey hey hey. Hey hey. Bilemezsin. Zaten şu an şerifsiz bir orospu çocuğunu oynuyoruz. Üç tane idare <laughs> <alın gülüyor> ediyoruz yani. bir, <laughs> hey. bir ona hapşırırsın bir ona hapşırırsın. <laughs> Arkadaşlar çok şükür hiç hiçbir hiçbir kız arkadaşımı aldatmadım. Anlamak tertemiz. O yüzden varsayım da ilerliyorum. Ben aldatmış olsaydım da kral gibi aldatırdım. Hayatta patlamazdım ama gerek yok. Bir de böyle aldatıp böyle yakalanan salaklar var ya. İyi ki yakalanıyorlar. Tamam yemeğimi bitirdim. Şimdi oyunu oynama vakti. Evet odaklan bakalım. Evet neydi abi sorun? Şimdi çok güzel hasta taklidi yaptım ve Hazal gerçekten... Aa bir de o var ya. Bütün gün aşkım. Uf, ciğerlerim çok kötü ya. <laughs> <Bütün günlerim yapacağım. gülüyor> Hazal gel... sigara yakacaksın içme. Böyle çaktırmadan içeriden soğuk su içeceğim falan böyle içme. Çok sıkıntı. Evet devam ediyorum. Sana çorba yapayım mı? Yok istemiyorum. Ayy, böyle. Söylüyorum. Brokoli çorbası yapmış getirmiş. Amına koyayım gelmese McDonald's gömüşen o gece böyle. <gülüyor> Hazal, <gülüyor> Hazal, gerçekten hasta olduğuna inandı. Seni doktora götürmek istiyor. İlkokulda doktora yaptığım gidersen taktik. mevzu çakılır. Hiçbir bok olmaz. Kardeşim hemen ilkokulda annemi öyle kandırmıştım bir kez. Anlını kalorifere dayıyorsun. 10 saniye içinde ateşim var mı diye gidiyorsun. Ateşli çıkıyorsun ama şimdi doktora götürmek istiyor. Şimdi doktora git orada da hasta taklidi yaparsın. Hazal'a teşekkür et ve dinlenmeliyim deyip gönder. Doktora gitme ve Hazal'la takıl. <laughs> Holmes'in cevabı belli şu an. Eee Bence dinlenmeliyim deyip gönder. Aynen öyle. Çünkü ya, hasta hasta kim neyi kaldırıyor? Evet, hastasın. Bir performans herhangi bir etkileşim gösteremezsin. Yemez azal. Doktora gidersen de doktor hasta taklidi yaparsın. Üşütmüşsünüz herhalde der. Sana bir tane işte bir şey verir, ilaç verir, bir şey verir. yollar bu arada. Eee ama boş uğraş. Bence Hazal'ı yollamak daha mantıklı. Çünkü yüksek ihtimal şimdi de Selin gelecek yani. Hazal'ı evet. gönderdin. Biraz kırıldı ama durum kontrolün altında. Selin "Takılalım mı?" diye mesaj attı. Hadi bakayım. Selin'le takıl bak şimdi. Hazal safe zone artık. Yani Hazal geldi, gördü, hasta olduğuna ikna oldu. Ev evdesin. Hiçbir sıkıntı yok. Hazal safe. Yolla gitsin. Şimdi Ezgi bu durumun neresinde kalmıştı? Onu hatırlamıyorum. Bir dakika. Ha Ezgi hiçbir şey yok. Hiçbir Selin. şey yok Ezgi ile ilgili. Gelsin Hazal. takılalım abi seninle ya. Sabahtan beri hastayız, yatıyoruz. Bunlar bilmiyor değil mi? Şimdi hastı burada oldu. hayır, Haza şey Selim bilmiyor. Hazal hasta olduğumuzu biliyor. Ama şöyle bir İyi şey yok, var. Selin. Birine söyledik ama gelme ha. hastayım diye. Kapıya e, geldi. E, tamam işte söylerim? o zaman seyfiz. Şu an Selin'le takılabiliriz. Çünkü Ezgi kapıya geldi. Hastayım dedik yolladık doğru. Hazal bizle ilgilendi yolladık doğru. O yüzden ne yapıyoruz abi? Haşıttı Blackboard. Ezgi seni terk Ama şimdi, Evet işte onu diyecektim yani. Kıza tam tam Amin şey yaparken. Hayır oğlum hastayım dedim yani. Niye terk ediliyoruz ki? Bulaştırmayayım bebeğim abi, sana. Ya yemişim. Tamam hala iki, iki yap. tane manitamız var. Aa bitti lan. Başa al. Seçenekleri seri seri yap. Ezgi dün kapından döndürdün, bugün de gönlünü almadın çok kırdın kızı çok. O da ilgisizden dolayı senden ayrıldı. İyi yapmış, Puştun tekil çünkü. Tamam aynı elini şeyleri elini yapalım. Yaptın, ya ne bileyim lan işte. o ne diyorsun testleri. Benim yaşam tarzım böyle. Hazal hasta olduğunda evden çıkamayacağını söyle, evde kal. Ezgi ara evde kaldık. Hastayım sana bulaşmayayım dedik kızı gönderdik. Ha tak Hazal geldi. İlk günü atlattık. İkinci gün Hazal'a teşekkür ettik. Gönderdik. Tamam. Ezgi'yi dün eve al... Ha. Hazal'ı gönderdim. Biraz kırıldı ama durum kontrol aldı. Selin takılalım mı diye mesaj attı. Yani şu an Selin'i bir yollama şansımız var. Arkadaşları da takıldı. Kafası rahattır onun. Ezgi'nin gönlünü aldık. Bu arada testten tamam. geçemedik. Ben patladım. Şimdi diğer kısmı. Ezgi'yi bara götürdün hı hı. ve içmeye başladınız. Kızın gönlünü almaya çalışıyorsun. Tam o sırada Selin'i başka bir çocukla gördüm. Vay kaldak! <laughs> <laughs> Hemen korumalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan seni <laughs> aldatırken nasıl beni aldın? <laughs> Dur şimdi işler karıştı. Arkadaşıdır oğlum. Herkes bizim kadar puşt mu? Selin'i başka bir çocukla gördük. Ezgi ile de barda takılıyoruz. Yanlarına git ve olay çıkar. Olmaz direkt patlarız. Selin'i boş ver. Ezgi'den ayrılma. Ezgi'yi al ve başka bir mekana götür. Başka mekana. Aynen öyle. Yani. Yavrum burası çok ses. Selin zaten takılıyor. Tamam. Üç. Ezgi orada ayrılmak istemedi. Son zamanlarda tuhaf hareketlerim var. Gitmeyelim başka bir yere dedi. Kes lan kaltak kalka ya dedi. <laughs> Ezgi'yi orada bırak ve çık git. Olmaz zaten tripli gönlünü almaya çalışıyoruz. Israr edip gitmeye zorlayalım diyorum. Çünkü Ezgi bizi terk eder abi. Biz onu orada bırakıp gidersek. Yanlış mıyım? Herkes terk eder abi. Birini git. bir yerde bırakamazsın. Evet gitmeye zorlayacağız. Ananın. Ya bırak. Bu kadar ısrarcı olma. Ezgi çok zorlu ve alkolün de etkisiyle tartışmaya başladınız. Tartışmanın sonu kavgaya döndü ve Selin de sizi gördü. Ben dedim ha benim yaptığım taklit olayın sonuydu. Abi çok saçma ya. mantık arıyor değil mi? O zaman üç, üç her testi 3 kez deneyelim. Bu son. Benim yaşam tarzım böyle. Bu arada orada yine sıkıştık bak. Ezgi'yi bırakıp gidince Ezgi gene ayrılacak bizden. Ah! Dur sinemaya gittim. Selin e ben yakalan. çözeyim mi abi bundan sonra şimdi? Tamam bir de sen çöz hadi bakalım. Ne? No. Dur bekle sıçtım şu an. Heh evet. Benim yaşam tarzım böyle diyerek devam ediyoruz. Doğru mudur? Evet. Evet. Hazal'la sinemaya gideceksin. Selin de arkadaşlarıyla aynı filme gideceğini öğrendin. Ne yaparsın? Aa, hasta. Hasta olduğumuzu. Az önce gördün yavşak cevabını. Sinemaya gitti. Ya Sen sonuna kadar gel. Ben aynı cevapları vereceğim. Hazal ha, Öyle mi yapayım? Evde kalıyorum öyle o zaman yap, şimdi. Öyle yap, öyle yap. Evde Aynen. kaldım. Selin'le sana... barda başka bir çocukla gördüğün kısmına kadar gel. Tamam hastayım sana bulaştırmayayım dedim. İlk günü atlattım. Hazal'a teşekkür et ve dinleneyim deyip gönder. Ee, Ezgi'yi dün eve almadın gönlünü al. Ha geldik oraya. Selin'i başka erkekle gördün ne yapacaksın? Yanından ayrılmayacağım abi. Ezgi Selin'i boşver Ezgi'nin yanından ayrılma. Tak. İlla görecekler diye bir şey yok. Selim ve çocuk yan yana oturdular. Şu an bir şey yapmıyorlar ama sen kıskançlık krizine girdin. Ezgi'nin de kafası iyice güzel olmuştu ve iyice duygusallaştı. Evet güzelmiş. Ezgi'nin yanında oturmaya devam et ve arada Selin'e bak. Ezgi'ye tuvalete gidiyorum de ve Selin yanına gidip konuş, git ve çocuğun ağzını yüzünü kır. Yani şimdi burada gerçekçi olmak gerekirse kendim ee, pislik yaparken başkasının pisliğine ben kendi şeyimde karışma. O yüzden a diyeceğim. Yanında oturmaya devam ediyorsun ve arada bir Selin'e bakıyorsun. Doğru mudur? Evet ama alkolün verdiği yetkiye dayanarak çocuğa da dalabilirsin tabi. Ya hem sen kızı aldatıyorsun hem de sen... Olmaz ben Ama de almam işte mesela. Alkol. Alkol. A şıkkını Çok seçiyorum. Heh, evet A. Selin'e yakalandın. <laughs> Bir anda Selin'e göz göz geldiğinde seni gördü yanına geldi. Bu kız kim dedi. Sen de atar yapıp asıl senin yanındaki çocuk kim diye sordun. Ezgi de sinirlendi ve Selin'le saç saça girdiler. Gecenin sonunda... E <laughs> tamam biz de buradan çıkar azalık. Neyse. Evet. Ben or oraya gelip bir cevap vermek istiyorum. <laughs> <laughs> Bunun sonu yok lan böyle böyle. Benim yaşam tarzım böyle. Hazal hasta olduğunu söyle. Evde kal. Hastayım sana bulaşmayayım da kızı gönder. İlk günü atlattın. Hazal'a teşekkür et dinlenmeyip gönder. Ezgi dün gönlünü al. Yanlarına git ve olay çıkar. Selin'i boş ver Ezgi'nin yanından ayrılma. Tamam. Ezgi'nin yanında oturmaya devam et. Var da Selin'e bak. Bu patladı şimdi. Ezgi'ye Ezgi, Ezgi tuvalete gidiyorum da Selin'in yanına gidip konuş. Git ve çocuğun ağzını yüzünü kır. Yani bu kavga başladı an aslında aksiyonla o arbede de hiçbir şey olmaz ama ben tuvalete giderken Selin'in yanına gidip bir konuşacağım. Belki bir akıl oyunu yaparım. Heh. Selin seni görünce çok şaşırdı. Çocuk Selin'in kuzeniymiş. Kıslana sen ne arıyorsun burada dedi. Eski bir arkadaşımla oturuyoruz. Sevgilinden de sevgilisine ayrılmış. Ağlıyor deyip Ezgi'yi göster. Oo. Hadi Bakayım büyük oyun. Göte geliriz. Benden hoşlanan bir kız var. Konuşmak için çok ısrar etti. Onunla oturuyoruz. Oldu ebesininki. Senin bir erkekle olduğunu söylediler. Ben de koştum geldim de. En mantıklı cevap 3. 1. Bence kız bunu şey yapar. Ben onu tanımıyorum. Daha önce benden niye tanıştırmadın? İlk defa adını duyuyorum. İlk defa görüyorum. Bir gel konuşalım. Ben de derne derman olayım falan diye yardırır abi. Eski bir arkadaşım. Bence bir. Alif oğlu iki e, oğlu bir... ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ya şu kız benden uygulanıyordu. Senin bir erkekle olduğunu söylediler. Ben de koştum geldim diyorum. Çünkü bak hala ezgi, ezgi, merak edip tuvalete gelmez inşallah. Aha. Her yerde gözün kulağın var dedi ve gülümsedi Selin. Gel otur tanıştırayım kuzenimle diye ekledi. Masaya otur ve çocuk kimmiş neymiş öğren. Yok ben gideyim birkaç işim vardı. Ezgi alıp oradan ayrıl. Masaya oturursak Ezgi kıllanacak gelecek aga. İki. Az ah, siktir. Ezgi alıp kaçıp gidek Planlı işler bekleyin gitmedi. Seni seni izledi. E salak yanından ayrıldığın gibi Ezgi'yi mi aldın gittin ya? Dedim sana abi, Dedim lan, sana abi. Ya bu mal lan bu. <laughs> dedim abi bence yani net olarak. Ne? Ç çocuk Ezgi... gibi öğrenecek arkadaşım, miyiz oğlum? Arkadaşım diyecektin. Ağlıyor diyecektin. O da diyecekti ki e, gelelim biz hep beraber konuşalım. Yok yok o şu an duygusal. E, abi işte sırtında. tamam da öyle biz şeyimiz yok ki. Kurguyu biz yapamıyoruz. Du bakalım senin dediğini seçeceğim sen şimdi. sen beni takip <laughs> et. Ulan... Evde kal. Hastayım gönderdik. İlk günü atlattın. Hazırla, teşekkür et, yolla Ezgi ile ilgilen Ezgi'nin yanına Ezgi'yi al başlı mekanına götür. Selin'i boş ver Ezgi'nin yanından ayrılma. Ezgi'nin yanında oturmaya devam et bu arada Selin'e bak Ezgi ile tuvalete gidiyorum de konuş. Ha. Eski bir arkadaşımla oturuyoruz, sevgisi ayrılmış, ağlıyor deyip Ezgi'yi göster, değil mi? Senin istediğin seçenek bu. Evet, evet. Tamam. Selin yalanını yuttu. Kalkarken haber ver, takılalım dedi. Ee, Selin amına koyayım. Tam malmış ya. Oğlum profesyonel olmuş değil olmuş. Böyle bir cevap verilmez ya. Bu kadar ucuz bir yalan olabilir mi oğlum? Takılmayalım, kızın psikolojisi bozuk, yanında olmam lazım. Hmm, tamam, sıkıntılı Hol bir cevap. Holmes'ten gidiyorum ben şu an, beni geç. Ben yorum yapmayacağım, Holmes oh. kararsın. A. Ya tamam, bu gece takılmayalım ya. Kızın psikolojisi bozuk. Yanında olmam lazım. A mı? Evet. Ya da dur 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 dur. Selin'e basıldım. Ya dur abi. Evet şu tam şey diyecektim. Şüphelenecek diyecektim. yok yani Oğlum lan ben hiç bakmadım. Tamam ben birazdan taksiye bindirip yollarım diye cevap varken bunu nasıl tercih edebiliyorsun ya? Ya amına koyayım. Ayıp denen bir şey var. Kızın harbi psikolojisi bozuk. Oğlum, Sende biz insanlık zaten... kalmamış. Hayır o Ezgi'nin morali bozuk değil. Biz ona yalan sıkıyoruz. Ezgi'nin yanına gideceğiz. Aşkım benim Hayır, ben biraz kötü işte Bilmem ne falan. Bunun cevabı direkt bu ya. Bak bu kurtarır bu testi. Devam. Yani buradan sonra sen al. Tamam bundan sonrasını ben alıyorum. Boş ver boya. Böyle şey test yapalım. mi çözülür lan hepsini <laughs> yanlış yapıp yapıp. Neyse benim yaşandığım... Abi, abi ama hayat da ilişkiler tecrübelerden işte. Böyle böyle bir tespitince diğerine geç. <laughs> Hay Allah ya. Kızı gönderdik. İlk günü atlattık. Azal'a teşekkür ettik. Yolladık. Ezgi'nin gönlünü alıyoruz. Ezgi'yle takılmaya devam ediyoruz. Tuvalete giderken Selin'e hayırdır lan diyoruz. Ee, sen burada ne seçmiştin lan? Ha sevgilisine ayrılmış ağlıyor deyip Ezgi'yi göster evet. demiştin değil mi? Kızı, aynen. Kızı taksiye bindiriyoruz. Taksici de azal. Böyle testinde de ben... Ha, bu birazdan taksimizi yollarım zaten onu diyerek zaman kazanıyoruz. O da tamam nasılsa olsa Tuğkan veya işte Burak yanıma gelecek diyor. Siklemiyor olayı. Biz de o sırada Ezgi'yi yolluyoruz. Zaten kafası da güzel. Hop. Sen tam bir playboysun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Abi sayılmaz ya. Ben de çözdüm. Buraya kadar ben <laughs> Abi o ne diyor testi çözdüm. Playboymuşum. <laughs> <laughs> Oğlum tek attım amına koyayım ya. <laughs> Alttaki yorumlar hep öyledir. Ezgi ile bir süre sonra takıl. Ne ne diyor bakayım? Ezgi ile bir süre daha takıldınız ve kızın gönlünü alıp evine yolladın. Ardından Selin'le takıldınız. Sen kadınları etkileme konusunda grandmaster yapmışsın. Bir kadını bile idare etmek bu denli zorken sen üç tanesini birden elinde tutabiliyorsun. Bu ne kadar etik bilemiyoruz ancak bildiğim bir şey var ki o da senin çok kurnaz ve zeki oldun. Peki Selin Ezgi buradaysa bu kim? <laughs> Dördüncü hangi ara bulduk? Turan hoş geldin. Master dediği o yani. artık dördüncüye de çıkmışsın. Merve gelmiş araya değil mi? <laughs> Soner ne haber? Evet demek ki bizden playboy olmazmış. Ee, sonuçta karakterli, insanlar. karakterli insanlarmışız. Hiçbir zaman ne kadın olun ne erkek olun fark etmez. Aynı anda 3 kişiyi falan idare etmeyin. Yapabiliyorsanız 5-6-7 zorlayın ki değsin. Evet değsin. Yani yani. İkisi patlasa 3'ü de takılır. Kesinlikle. Abi Ali Biçim, Mesut Can Tuna, Efe